Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere kedi terapisi ile ilgili bilgi vereceğim. Bu video için kullanmış olduğum kaynakları yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu likelamayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Şehir hayatında yaşayanlar bilirler. Gün içinde adımımızı evden dışarı attığımız andan itibaren kendimizi stres altında bulabileceğimiz türlü türlü olaylara maruz kalırız. Burada bunların detaylarından bahsedip canınızı yine yeniden sıkmak istemiyorum. Ancak stres kan dolaşımımızı gereksiz yere hızlandırır ve seneler önce atalarımızın savaş halinde ya da yırtıcı hayvanlar karşısında hissettikleri türden yıpratıcı duygular yaşamamıza sebep olur. Peki, tansiyonumuz yükseldiğinde ve stres altında negatif duygularla yoğunlaştığımızda kediler bize nasıl faydalı olabiliyorlar? Kediler mırıldadıkları esnada hem sizi hem de kendilerini iyileştirebiliyorlar. Bir kediyi sevdiğinizde stresinizin azaldığını, sakinleştiğinizi hissettiğiniz olmuştur. Bu aslında bir his olmaktan da öte, bilimsel bir gerçek. Kediler 20 ile 140 Hz arasında mırlama titreşimleri yayarlar. Bu konuda araştırmalar yapan tüm bilim insanları kedi mırıltısının tedavi edici gücünde hemfikirdirler. Kediler sadece mutlu olduklarında mırıldamazlar. Mutsuzken veya canları acırken de mırıldarlar. Mırlama titreşimleriyle kendilerini hem fiziksel hem de psikolojik olarak iyileştirirler. İşte minik dostlarımızın kendilerini iyileştirmelerine yarayan bu ses bizleri de daha sağlıklı hale getirmektedir. Kedi mırıltısı stresi azaltır. Düşük frekansta seyreden ve devamlı bir uğultu halinde olan bu ses işitildiğinde beyindeki temporal lobun derin yapılarında bulunan eşe gyrus denen yerde oksijen ve glikoz tüketimi artar. Vücuttaki kan basıncı düşer. Bu durum kişide pozitif duyguların oluşmasına sebep olur. Mırıltı esnasında insan vücudunda kendimizi daha mutlu hissetmemizi sağlayan serotonin, prolaktin ve oksitosin hormonlarında arttığı belirlenmiştir. Kedilerle yaşayanların diğer insanlara göre %40 daha az kalp krizi riski olduğu da kanıtlanmıştır. Bilim insanları bu durumu mutluluk verici ve sakinleştirici etkiye dayandırmaktadır. Yani daha az stres, daha az kalp krizi riski. Mırıltının kedilerin kendi kemikleri üzerinde ve onlarla etkileşimde olan insanların kemikleri üzerinde de iyileştirici etkisi vardır. Çünkü 20 ile 50 Hz veya 100 ile 200 Hz frekansları kemik sağlığını korumada en uygun titreşim aralıklarıdır. Aynı zamanda bu frekans aralığı tendon ve kas sakatlanmalarını da rahatlatmaktadır. Evde bir kediyle yaşamanın nefes darlığı ve astım riskini düşürdüğü de ortaya çıkmıştır. Bunun sebebi mırıltının solunum sistemimize de iyi geliyor olmasıdır. Uluslararası Fauna İletişim Araştırma Enstitüsü'nde yapılan çalışmalar sonucu kedilerin mırlayarak doğal bir iyileştirme yeteneğine sahip oldukları kanıtlanmış. Fransa'da da başka bir çalışma yapılmış. Bu çalışma sonucu kedi mırıltısının kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayan serotonin, prolaktin ve oksitosin hormon düzeylerimizi arttırdığı, stresle baş etmekte hatta depresyona karşı savaşmakta bu hormonal değişikliklerin son derece yararlı olduğu bilimsel olarak ortaya konulmuştur. Videomu seyrettiğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere psikoterapist olan Viktor Frankl'in geliştirdiği logoterapi ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu video için kullanmış olduğum kaynakları yorumlar kısmında bulabilirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Logoterapi, logos ve terapi sözcüklerinden oluşur. Yunanca'da logos anlam anlamına gelir. Yani logoterapi kısaca anlam terapisidir de diyebiliriz. Viktor Frankl'e göre insan kurban rolü oynamadan düşünebileceği en kötü koşullara bile direnerek ve mücadele ederek göğüs gerebilir. Bunun için insanın yaşama bölümü anlamlı kılacak bir nedeni, yani uğruna yaşayacak bir nedeni olması gerekir. İşte bu açıklamadan sonra Viktor Frankl'in hayatı ile ilgili biraz bilgi vermekte yarar var. Çünkü kendisi zaten en kötü koşullarda yaşamış, Nazi kamplarında senelerini geçirmek zorunda kalmış biri olarak bize hayatın anlamı ile ilgili vurguyu yapabilecek en yetkin insanlardan biridir bence. Viktor Frankl bu kamplarda yaşadığı deneyimlerini ve gözlemlerini Duyulmayan Anlam Çığlığı ve İnsanın Anlam Arayışı adlı kitaplarında da paylaşmıştır. Çoğumuzun hayatımız boyunca tanıklık etmediğimiz türden acılara tanıklık etmiş biri olarak Viktor Frankl, acılar karşısında ancak uğruna yaşayacak bir neden, yani yaşam amacı olduğu takdirde
Kurban rolü oynamak yerine dirayetli olabileceğimizi anlatıyor bu kitaplarında. Peki nedir bu yaşamı ve ölümü anlamlı kılabilecek, uğruna yaşanacak nedenler? Kimine göre bu önemli bir projeye sahip olmaktır. Kimine göre sevdiği bir insandır ya da birkaç insandır. Kimine göre de acıya başka açılardan bakmaktır. Önemli olan bu noktada acı çekmeyi direnmemektir. Zaten önemli bir amacı olan insan acıya değil, amacına odaklanır. Eğer bir amacınız yoksa seçme özgürlüğünün farkında değilsinizdir belki de. Bir amacı seçmenin zamanı belki de şimdidir. Ve ayrıca yaptığımız seçimlerden de sorumlu olduğumuzu bilmek çok önemli. Evet, özgürüz ama aynı zamanda sorumluyuz da. Viktor Frankl'e göre insan varoluşunun temel özelliklerinden biri, koşullar ne olursa olsun bu koşulları değiştirebilme ve kendini de geliştirebilme yeteneğine sahip olmasıdır. İnsan, dünyayı daha iyiye doğru değiştirebilme ve gerektiği takdirde de kendini daha iyiye doğru geliştirebilme yetisine sahiptir. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu likelamayı unutmayın. Seyrettiğiniz için ayrıca çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.